Çekin, pedal yapacağım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada bayilerden biri bir makine satmış. Molot FM25 büyük balatalı makine. Burada geldiğimizde baktığımızda burada yayın olmadığını gördük. Yayın olmadığını. Bir de şu kolu salladığımız zaman hiçbir boşluk olmadığını gördüm. Ben de buradan vidaları saldım. Ama bu sefer debriyaj tam ayırmıyor. Deneyelim şimdi. Bakın. Tam şimdi bunun debriyaj ayırmayınca da bunu sıkıyorsunuz. Bu sefer burada boşluk olmuyor. Ne oluyor arkadaş? Ondan sonra balata rulmanı sürekli baskıyla temas ettiği için, pedalı baskı kaldığı için baskıyla temas ettiği o rulman sürekli dönüyor. Bir süre sonra yağsız kalınca rulman dağıtıyor. Ondan sonra müşteri basmakta ısrar ettiği zaman kullanıcı orada volantın parmakları var, baskı parmakları, onu parçalıyor, kırılıyor. Bundan sonra gel fabrikaya arıyorlar, hemen garantiden ürün istiyorlar ya da balatada suç buluyorlar, balata bozuk diyorlar. Şimdi işin daha doğrusu bunun birleşimini yapan ya da bu kasayı yapan kişi servis, Bolat servisi oluyor. Bolat servisi görünüyor, Bolat servisi değil mi? Böyle bir servis böyle bir hata yapar mı? Burada yay yok. Tamam, bunu başka bir kasacı yani bayi birleştirmiş olabilir. Onun hatasını anladık. Bu sefer pedal bakın tam ayırmıyor pedal. Motorların üzerinde pedal ölçüleri koyulmasına rağmen, koyucu pedal ölçü bilgisi verilmesine rağmen maalesef ki yine pedal hatalı yapmışlar. Buradaki açı var, buradaki açıyı göstermişler ama buradaki açı çok dar. Bu yüzden debriyajı tam ayırıp tam salmıyor. Biz ne yapacağız? Bu somunları kesip biraz daha aşağıya vereceğiz. Artık burayı da yanlış takmışlar burayı. Bu araya geçip de somunun biri bu tarafta, biri bu tarafta olması lazım. İçin İngilizce'ni yani Bolat firmasına sesleniyorum. Böyle hatalar yapanlara, böyle şeylere yani vicdan sahibi olmayan servisli tamircilere servis vermeyin. Servis, herkes servislik yapamazlar. Yoksa bedeli mesela bozul diyelim, gider servis edir, bana hatalı derler, fabrika yapmıyor derler, ben yapacak bir şeyim demezler. O zaman fabrikanın günahını yerler değil mi? Şimdi pedalı yapacağız. Böyle bir makine alırken kasayı iyice ilgilendirin. Bu Bolat marka ama iş motorda değil, iş kasada bitiyor. Kasayı siz düzgün tercih edin, kaliteli kasa tercih edin. Böyle 3-5 kuruş ucuz diye ucuz kasaları yani dandik kasaları almayın. Başınıza böylesi iş açmayın. Bakın sıfır makineye. Yayı yok, yayı, bunun yayı kutuda veriyorlar ama yay takılmamış, boşluk yok. Bir yay olmadan bu baskı dağıtacak, bozulacak. Sahibi şimdi bana pedala el attıracak, burayı yapacağım, gerekli ayarlarını yapacağım. Ondan sonra teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar, pedalı kaynattık, somunların yerini daha ağırladık. Somun, buradaki somunu biraz daha aşağıya verdik. Burayı da yanlış yapılmıştı. Bir somun önde, bir somun arkada tamamladık. Birçok bayide, bayilerde bu motorla beraber verilen halatı hiç takmıyorlar motora. Basit bir halat takıyorlar. Bakın şu anda boşluğu görüyorsunuz değil mi? Boşluğu. Şöyle durduğu zaman yani halat tık olduğu zaman balataya basmış oluyor. Böyle geri, yay geri tepiyor. Yay geri teptiği zaman ise baskı rulmanı boşa kalıyor. Artık motor hareket ettiği de baskı rulmanı dönmüyor. Böylece içindeki yağ eriyip dağıtma olmuyor. Şimdi çalıştırıp deneyelim.
Şimdi burada yay yok, yay takılır ama buraya bir şey yerine kaynak falan orijinal bulmayacağız. Kendi yayı aldıkları firmadan, aldıkları bayiden şiddetle istesinler. Kibar değil. He. Ondan sonra yani biz şimdi yapmaya çalışacağım. Buraya bir tane delik yapmam gerekiyor. Buraya yay kısa olacak. İyice çekecek aşağıya. Yayı buraya taktığımız zaman fazla geriliyor. Olmuyor. Neyse çok diğer bu daha önce diye videolarda kasacılar bu halatı takmak yerine mesela bu halat 273 lira diyelim. Normalde 50 liralık halat takıyorlar. Makineleri o şekilde satıyorlar. Bunu tabi birkaç kez firmaya bildirdim bu durumu. Oğlum bir şey olmadı orada. Bel fabrikada olmuştu. Bunu kesinlikle yaya almadan çalıştırmayın. Ayağını sakın dokundurma. Bak ayağını dokunduğun zaman ne oluyor? Ayağını dokunduğun zaman geri sarıyor şu anda. Biraz daha yay baskısı olacak böyle. Yine böyle olacak yay baskısı değil mi? Böyle olacak böyle yay baskısı olursa.